Merhaba arkadaşlar. Tığ oyaları dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emekler için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir. Zil butonunu da aktif hale getirerek çektiğim videolardan ilk önce siz haberdar olabilirsiniz. Evet, kanalıma abone olmak ücretsizdir arkadaşlar. Ücretsiz bir şekilde abone olabilir. Zil butonunun da tümü yazan yerini işaretlerseniz atmış olduğum videolardan haberdar olursunuz. Yoksa başka türlü bildirim gelmez. Evet, şöyle gri zemin üzerine pembe ve mürdüm rengi olan bir tülbentim var arkadaşlar. Çok hoş ve çok zarif bakın bu şekilde. Çok güzel bir çiçekleri var desenlerini göstereyim. Şimdi bu modele bu tülbente bu yeşil ve pembeden sıralı bir model hazırlayacağız ve modelimizi de sıfırdan hep beraber başlayacağız. Evet modelimizin yapılış kısmına geçelim arkadaşlar. Evet şu şekilde bakın tülbentimizin kenar tığlama işlemlerini hazırladık ve 696 nolu Nurgül'ün tığ ve iğneleri yazarak oradan oradan tüm püf noktalarıyla tülbent kenar tığlama işlemini izleyebilirsiniz arkadaşlar. Evet şöyle ipimi tığıma tutturarak başladım. Şöyle tuttururken de biraz daha uzun bırakırsanız çünkü trabzan yaparak başlayacağız ve tığımızın başını iki defa doladık. Hemen tığ battığımızın içine giriyorum. Böyle iki 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 defa alarak trabzan yaparak başlıyoruz. 2 defa doladım tığımı. Hemen yuvanın içine giriyorum. 2 2 ve 2. Buraya 4 tane zincirden bir kirpik yapacağız. Hemen bakın şu ara kısımdan girip kapattım. Yine 2 defa doladım. Aynı tığ battığının içine bu şekilde 3 tane ikişer ikişer alarak trabzanımızı hazırladık. Bu şekilde. 8 zincir çekiyorum. 5 6 7 ve 8 hemen ters tarafına çevirdim bakın modelimi İlk trabzanımın tepe noktasından giriyorum buraya hemen kapattım 8 zincirimi bu arkadaşlar dönmeden önce bu, bu trabzanın tepe noktası bir tane daha sık iğne yaparsanız şu kenar kıvrılmıyor bu şekilde çok güzel duruyor arkadaşlar hemen çevirdim düz tarafına bu 8 zincirle yuvanın içine sık iğne ile ipimi sabitledim ve buraya 5 tane sık iğne yapacağım. 2 şöyle 3 4 ve 5. Bu şekilde 5 tane sık iğne yapıp 5 tane de zincir yapıyorum. 5 zincirimi yine aynı yuvaya kapattım. Burası çiçeklerimiz için yuva olacak şimdi buraya dört tane yapıyorum bu bir bu iki üç ve dört Bakın, bu şekilde dört tane yaptım beşinciyi de bu trabzanın tepe yerine yapıyorum ki şu kenar kıvrılma işlemleri böyle yuvalaktır. güzel duruyor arkadaşlar bu şekilde yaparsanız dönmeden önce sık iğne trabzanın da tepesine sık iğne yaparsanız şu kısım güzel yuvarlak duruyor şimdi buraya bir örümcek yapacağız minnacık şöyle küçücük bir örümcek Bakın, bu şekilde şimdi tığımız iki defa dolayıp dördüncü tığ battı ya sayıyoruz 1 2 3 ve 4 dördüncü tığ battı ya 2 2 ve 2 alarak kapattım şimdi arkadaşlar Örümcek minik bura gerdirir mi diye düşünmeyin. Tamam mı? Şimdi buraya 3 tane trabzanı yapınca sağa doğru eğilini verecek. O zaman çok güzel tam muntazam bir duruşum oluyor. Yani siz korkmayın bu gerdirdi küçük oldu diye söküp tekrar büyüğünü yapmayın. Daha hantal duruyor büyük. Umarım demek istediğimi anlatabilmişimdir arkadaşlar. Şimdi 4 zincirimden buraya minik bir pipirik yaptım. 2 defa tığımı doluyorum. Aynı tığ battıya 2 2 2 alarak 3. trabzanı yaptım. Alt çimenimiz bu şekilde devam ediyor. Şimdi 8 zincir 5 6 7 ve 8. Hemen çevirdim şöyle ters tarafına. Bakın buraya trabzanımın tepe noktasına 8 zincirimi kapatıp yuva hazırladım. Aynı yere tekrar sık iğne ile girip şöyle düz yüzüne dönüyorum şekil güzel duruyor arkadaşlar. Hemen buraya 1 2 3 4 ve 5. 5 tane sık iğne yaptım ve 5 zincir. Hemen yuvaya kapattım ve yanına yine 4 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 ve 4. Beşinciyi de bu trabzanımın tepe noktasına yapıp şöyle uyumlu bir sık iğne oldu. Bakın 5 sağda 5 solda. Hemen yine bir zincirimi çekip minicik bir örümceğimi yapıyorum buraya. Şöyle sabitledim. Hemen iki defa tığımı doladım. Dördüncü tığ battının içine bir iki üç ve dört kapatıyorum buraya 2 2 ve 2 tekrar 2 defa tığımı doladım aynı tığ battıya 2 2 ve 2 4 zincir buraya yuvaya yine 2 defa tığımı doladım aynı yere 3. trabzanı şöyle ikişer ikişer 3 seferde alarak kapattım Evet trabzanlarımız bu şekilde oluyor ve 8 tane zincir çekiyorum. Hemen ters çevirip buradan ilk trabzanın tepe noktasında sabitleyip hemen dibine bir tane daha sık iğne yapıp ondan sonra düz yüzüne dönüp 5 tane de bu 8 zincirli yuvaya sık iğne yapıyorum. 2 3 4 ve 5 5 zincir, yuvaya kapattım. Şu geri kalan kısma 4 sık iğne. 1, 2, 3 ve 4. 5. de trabzanımızın tepe noktasına yapıyorum. Şöyle bakalım arkadaşlar. Evet, bu şekilde çimenimiz devam ediyor arkadaşlar. Bakın çok hoş ve çok güzel durdu zarif durdu şu örümceği gelip kapatınca bu daha şöyle yukarı dik duracak arkadaşlar buradaki püf noktada örümceklerin küçük olması evet. şöyle tekrar göstereyim çimenimi sıralı bir çeme şimdi üzerine de şuralara sıralı bir çiçek yapacağız şöyle ben biraz bunu bir üç tane daha yapıp çoğaltıp çiçeğimizin yapılışına geçelim Evet şöyle ilk yuvamızın içinden bakın 5 zincirli yuvanın içinden sık iğne ile ipimi sabitleyerek başlıyorum. 5 tane zincir. Kapattım yuvanın içine. Şöyle bir tane kirpik oluştur. Bundan buraya 5 tane yapalım. 1, 2, 3, 4 ve 5. İkinci. Tekrar 5. 5 zincir. Üçüncü. 1 2 3 4 5 zincir. 4 1 2 3 4 5 zincir. Bu da 5. Bakın. Beşer zincirden 5 tane buraya yuvayı hazırladık bu şekilde. Bir zinciri dibine çektim. Aynı arkadaşlar bu örümcek gibi mini örümcekler yapacağız. Bakın ipimi hafiften uzatıp şöyle bombelilik oluşturmak için hafif bu ikinci teli bakın boldan alıyorum ki şöyle bombili bir minik bir örümceğimiz olsun hemen direkt bunu yine bu 5 zincirli yuvanın içine yeşil yuvanın içine sık iğne ile sabitleyip 5 zincir çekiyorum hemen kapattım burayı tekrar 5 zincir aynı işlem 5 zincir 3 5 zincir şöyle 4 Bismillah 1 2 3 4 5 zincir Bu da 5. ve sonuncu kirpiğim şöyle dibine bir zincir çekelim bakın arkadaşlar bu şekilde oluyor üst sırası gayet yapımı kolay bir model oldu. Bu şekilde devam edeceğiz. Bakın bu örümcekler hiç gerdirmiyor arkadaşlar. Minik olması şöyle güzel durduruyor. 5 zinciri yaptıktan sonra daha bir sağa doğru mail ediyor. Yine sıradaki yuvanın içine giriyorum. Kapattım. Böyle sıkı sıkı 5 zinciri çekiyorum ki kirpiklerim kalıp gibi dursun. 3, 4 ve 5. Herkes sıralı oyadan hoşlanır arkadaşlar. İp koparma derdi yok. Hemen hızlı gidiyor diye. Hani ben de tersine öbür koparmalı böyle iğneden tağları çok seviyorum. Sizler böyle sıkılmayın diye arada da sıralılardan yapıyorum. Evet 5 zincir kapattım 5 kirpiğimi ve bir zincir bakın 5 tane kirpik bu şekilde oluyor ve minik bir örümcek için şöyle ipimi birazcık uzatıp şöyle ikinci teli bol alınca bombelili bir örümcek oluyor şöyle minik ve bombelili hemen sıradaki yuvaya geçiyorum 1 2 3 4 ve 5 buraya kapatıyorum tekrar 5 zincir ben buraya kapattım. 1 2 3 4 ve 5. Şöyle. Tekrar 5 zincir. 5 zincirden 5 yuva yapıyoruz. 1 2 3 4 5 zincir. Bu şekilde kapattım bakın. Yine 5 tane kirpiğimizi yaptık, hazırladık bu şekilde ve bir zincirimi çekiyorum. Şöyle ipimi hafif uzatıp Bakın şu ikinci ipimi bombili bol alınca düz değildi. Bu şekilde bombiş oluyor. Ve buraya kapattım arkadaşlar. Bakın. Şöyle bombiş bombiş bir örümceğimiz oldu. Camı da kapatmayı unutmuşum arkadaşlar. Yolda yol kenarı ev. Ses geldiyse hepinizden özür dilerim. Evet 5 zincirimi çektim. Kapatıyorum buraya. Hemen bakın bu şekilde. Evet. Modelimiz bu şekilde oldu arkadaşlar. Bakın. Şöyle. Evet arkadaşlar. Modelim bu şekilde oldu. Bakın çok tatlı ve zarif bir model oldu. Şöyle çıtı bıtı bir sıralı model hazırladım sizler için. Sizler de emekler için beğeni ve yorum yaparak bana destek olursanız sevinirim. Biliyorsunuz YouTube'da beğeni ve yorumlar ön plana çıkarıyor. Sizler de bana beğeni ve yorum yaparak destek olursanız sevinirim. Şimdiden herkese çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Ve şöyle bir de tülbenti toplayıp beyaz üzerinde ışıkta bir göstereyim arkadaşlar şöyle çıtı sıralı ip koparmayı sevmeyenler için alternatif bir model Evet şöyle arka tarafından da tabi göstereyim Evet modelim bu şekilde Allah'a emanet olun arkadaşlar hoşçakalın